Merdivenin ikinci basamağı lüp kışır surete değişiklik olmakla beraber burada temel bir değişiklik var. Temeli etkileyen bir yöntem. 3. Lafız mana ilişkisi merdivenin üçüncü basamağı. Dördüncüsü ise ruh ceset. Bu tefekkür ve düşünme yöntemi ne sıralıyor. Bu sırayı takip edeceksin. Enfus et seni doğru götürüyor. Enfus demek çok ilginçtir. İç halimizde sehat gibi gözükürken aslında astına uruç ediyorsun. Orada oluyorsun. Neyi düşünürseniz oradasınız. Bir daha söyleyeyim. İnsan kainatın, şeceri hilkatın çekirdeği olduğundan başka bir şey söyleyeceğim. İnşallah gerisini söylemek istemiyorum. Tefekkür ederken enfusi burada bir yöntemden bahsediyor. Fiziksel, zahir, batınla alakası yok, cevherle yok. Bu su, bu zemin. Esma yoluyla musemayı bulursun. 2. Lüp dedik. Bu enfusi tefekkürle zannediyoruz ki kendi alemimizde alemimizi keşfedip orada kalıyoruz. Keşfettiğin şey hakikatinde oluyorsun. İç aleminde çekirdekte yani ağacın hulasasında neyi keşfettinse, o neyin nümenesi bendeki? Mesela, hayalini doğru kullanmanın bedeli nedir? Alemi misala girmektir. Aklını doğru kullanmanın bedeli, lef-i mahfuza girmektir. Kalbini doğru kullanmanın bedeli, arşa girmektir. Ruhunu doğru kullanmanın bedeli, arş azama girmektir. En iyi doğru kullanmanın bedeli fena fillah yöntemidir. İçine girmektir. Tamam. Neyi enfus alemimizde çözdükse oradayız. Evet, lübü dinliyorum. Lüp hakkında bakayım neler yapıyoruz. Evet, lüp için mektubu şeyde, Mesnevi Nuriye'de şöyle bir tabir var.